Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Video görselimizde bana 61 motorlu testere gaz yemiyormuş, gaz ayarı yap diye getirdi. Tabii kendisi daha önce uygunsuz laf etmişti arkamdan. Bazı arkadaşlar kırmıştı, uyarmıştı. Neyse kendisine bu ayarı, gerekli ayarı verdim. Arkadaşlar videoya başlamadan önce videoya beğeni yapmayı, yorum yapmayı ve yani yorum yaparken de bir şeyler de önerilerde bulunursunuz tabii. Bunu yaptığınız takdirde kanal öne çıkacaktır. Daha çok kitleye ulaşabilir bu şekilde. Hadi iyi seyirler dilerim. Şimdi ilk önce motoru çalıştırıp bakalım. Şimdi bakalım gerçekten müşterinin dediği gibi gaz ayarı mı? Bakın ayar tamamen kapalı. H ayarı kapalı. L'ye bakıyor. T'ye bakıyor. O da kapalı. Buna rağmen çalışıyor. Geldi şimdi bunu. Zaten benzinle boğuluyor. Gaz ayarlarını açsam daha da boğulacak. Yani bu da karbüratörde arıza olduğunu gösteriyor. İğnenin yerine oturmadığını gösteriyor, tam olarak oturmadığını. Söküp bakacağız, arızası bakalım ne çıkacak. Müşterinin dediği gibi gaz ayarı mı göreceğiz. Her gelen gaz ayarı demesi, bazen her gelenin gaz ayarı demesi de bazen gülüyoruz. Gaz ayarı yap hemen gideyim diyor. Elimde zaten iş var. Ben de dedim gaz ayarı değildi. Dedim elimde iş var. Onları bitireyim dedim. Bitireyim yaparım dedim. Bırakmasa da ben gider. Neyse ki bıraktı sahibi motoru. Buradaki cıvatalar değişmiş. Kalın kalın takılmış yalama olduğu için. Evet. Şimdi işleme devam edelim. Karbüratör sökeceğiz. Önce bunu güzel bir hava tutalım. Önce havaya arkada vuruyorduk. Bazıları havayı hava olmasını istiyor yanında galiba. Bu kadar toz, bakın anahtarlarda toz ediyor bayağı. Buraları pek sökemediklerinden dolayı kapağın yarısını kesiyorlar. Bakın bu kişilerin motoru daha çok karıştırılmış çıkıyor. Ama karıştırmalar bir şey değil. Yapamıyorlar mesela. Bunu yapamamışlar. Ondan bana gitmişler. Karıştırmış tabii ki. Kendi karıştıranları belli oluyor, karıştıranlar. Bakın burayı da yapıştırmışlar, bozmuşlar. Eğer düzenli sökmeler yapsaydılar buna gerek kalmayacaktı.
Evet, ağaca tahmin ettiğimiz yeri açıyor. Bakalım neler çıkacak. Benim videoları izleyen arkadaşlar bunlardan daha güzel tamir edebiliyorlar. Zaten yaptıkları zaman da söylüyorlar bunu. Bakın yine jampon yapıştırmışlar gene. Jamponun plastik beyaz bir şekilde görebiliyorsun. Bakın. Kenarlarını kaçmak için de yapıştırmışlar galiba. Böyle bir şey olmadı yani. Bu şekil yapmamalar gerekiyor. Karbüratör iğnesini takmışlar ama ucu dandik takmışlar. Ucu dandik mi? Şimdi bu sahibini değiştirirsem kaliteli iğneler zaten pahalı. Tahminim 20 TL civarı vardır. Bu sahibi bunu anlatamaz. O yüzden yeni de iğneye dokunmayacağım. Bakın bu civarda iğnenin şey çatalı biraz yüksek görüyor. Onu alçatacağız. Buraya parmakla çöktüm. Üzerine çöküyoruz. Tam zemin seviyesine geldi şimdi. Bunlar da tamir takımları da değiştirmişler. Sonradan da yapıştırmışlar. Şuraya Japon dökmüşler. Doktor, gaz baskınlığının tarih kesekene sollandı. Her şeyden Japon'la yapıştırmışlar. Ben buraya Japon nasıl gitti diyorum. Buradan damlatmışlar. Buraya kadar gitmişler. Belki de bunu yapıştırmaya çalışıyorlardı. Ayar vidaları sıkılmıyor sadece. Sıkılıyor ama gevşeme de yapmıyor. Belli bir yerde yayı da yapıştırmışlar yayı. Yay oynamıyor. Sıkılmıyor bu sebeple. Görüyorsunuz nasıl birilerle uğraşıyorum. Ondan sonra gaza erdi diyor bayağı. Bakın. Bakalım yay esneyecek mi? Japon sert yapıştırıcıdır. Parça kırılır. Ancak sıkışmaya başladı. Bu da yapışmış. Bu da yay dışarıda kaldı yine. Çalmış da ama ya.
Ha, yine sıkıştı. Japonya vedaları neden yapıştırdığını ise tahminen şu: Roland ayar bir dersi bazılarında kolay gevşiyor çalıştıkça. Bakalım öyle mi? Tabi yapıştırdıkları için biraz sıkışmış. Eğer bu kendiliğinden dönüp gevşerse bunu arasına yay koyabilirsiniz. Bunu çıkarırsınız. Arasında yay yok mesela, yayı koyup takarsınız. Böylece sorunu çözmüş olursunuz. Evet arkadaşlar, ara vermiştim. Şimdi işimi de devam ederim. Bunu çıkarttığım zaman karbüratör bakmıştım. Civatanın biri şöyle ileride görünüyor. 1 santimde 1 milim daha ileride. Yaylar ise açıktı. Hiçbirinin sıkılmıyordu. Japon damlatmışlar araya. Maalesef ki bu şekilde olmuş. Bu civatanın gevşemiş olma ihtimalini, yani o yüzden Japon yapıştırmış olabilirler. Buradan beri damlatıp aşağıya gitmiş olabilir. Biz buna ne yapabiliriz? Bitmiş bir kalem.
Kalenin içinde bir yayı var. Yayı uygun bir boyda buna geçirirsiniz. Sıkışmasını sağlarsınız bu yay ile. Evet, böylece cıvatayı sıkışmasını sağladık. Bunun kalem yayından daha kalın yaylar kullanabilirsiniz. Daha kalın yaylar, onlar daha iyi sıkacaktır. Size o şekilde tavsiye ederim. Şimdi ayarı tamam. H vidasını kapattım. 1-2-2'den az bir şey daha çevirdim. L vidasını 1-2-2.5 yaptım. Bir de üst kapağını da açalım. Böyle bir kasaplar varsa, bu şekil kasaplar varsa illa bir yerlerini daha berbat etmiş olabilirler. Yalnız bu şekilli kapağı sökerken dikkat edin, tornavida elinizi de almasın. Bu şekil sökmeyin ama masaya koyup öyle sökünür. Ben sizi görün, kamerada görün diye rahat görmeniz için bu şekil yapıyorum. Karbüratör ters süzgeci ne tıkanıklık yok. Geri takıyoruz. İnşallah iyi çalışır. Motor gaz vermediğimiz halde boğuluyordu. Fazla benzin veriyordu. Eyfiyozlar da ıslak olmalı bu durumlarda. Fazla benzin de orada eyfiyozdan yağ attığını söyleyenler oluyor. Bunların yakıt oranı çok yüksektir. O zaman benzin kızman gerekebilir. Sahibi gaz ayarı demişti. Gördüğünüz gibi hiçbir gaz ayarı çıkmadı. Motoru bırakıp gitti. Yoksa zaten alamamışı. Ama böyle motor testleri bastıran çok. İlla hemen almak istiyorlar ama maalesef vakit bulamıyoruz.
Motoru çalıştıralım. Benzerini açalım biraz. Balatayı da esnek. Rolanti ayar vidası. Gördüğünüz gibi çok fazla ayarı salınık durduğu halde rolanti ancak düşük oluyor. Bu şekilde düşük oluyor. Bu da demek oluyor ki motorun krank keçelerinin zayıf olduğunu gösteriyor. Yani krank keçelerinden hava alma ihtimali var. Bunu sahibine anlatsan, zaten sahibi gaz ayarı diyor, ayarı gaz ayarı işi getirmiş, oralarına da gideceğini sanmam. O demedim mi öyle bir şeyler yapmayacağız, hava filtresini temizleyeceğiz, takacağız. Şu anda güzel çalışıyor. Evet, dediğim gibi gaz ayar vidaları, rolanti ayar vidası tamamen salınık halde, yine rolanti yüksek gösteriyor. Ne hava alıyor demiştim, işte anladım dedim madem bunu. Tekrar ediyorum ki daha iyi anlarlar. Eğer anlatışmadıysa zaten yorumunda sorulur, anlamadığınız yeri sorabilirsiniz. Normalde o civatanın biraz daha ileride dipte olması lazım. Fazla dışarıda olduğu için gevşediği ihtimali olup Japon'la yapıştırmışlar bunu. Rolanti ayar vidası hepten çıkıp stop etmesin diye yapıyorlar bunu. Neyse ki ben ara yay koydum, güzel oldu.
Levent'te çok sarılık olduğu halde zincir dönüyor. Bu da demek oluyor ki Galata yayının çok esnediğini gösteriyor. Her neyse motoru toplayalım, videoyu bitirelim. Böylece arkadaşlar Osman'a 61 motorlu testereyi arızası tabir edip bazı önemli bilgiler vermiş olabilirim. Neyse bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.